Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de hepimizin bambaşka dertleri var. Maalesef hayat hepimizi başka sınavlarda sınıyor arkadaşlar. Sizler kendi yüreğinizdeki konunuz neyse ona odaklanın istiyorum. Bakalım kolektifin hayrına olsun inşallah dedim ve neyse halimiz bu çıksın falımızı dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle de paylaşacağım. Sesimdeki biraz durukluk, biraz sesim kısılır gibi oldu arkadaşlar. Malum şu soğuk içmeler falan filan ama toparlanırım herhalde diye düşünüyorum. Günün ilk saatlerinden dolayı böyleyim. Şimdi şöyle iç dünyanıza baktığım zaman ben gerçekten bir kişiye doğru eğilmişsiniz ve elinizde olan bir şeyi sunuyor gibi çıkmışsınız. Şimdi karşınızdaki insanın elini kolunu göremiyorum. Yani aslında bir talebiniz varsa bile karşı taraf size çok ciddi anlamda bir dönüş sağlayamayacak gibi. Elimden gelen bu kadarı dercesine bakmış size. Bu sebepten dolayı da şunu söyleyebiliyorum. Evet, bir talep ettiğiniz bir seçenek var. İşte bankadan kredi çekersem şu olur. Amcamdan bu parayı istersem bu olur gibi kendinizce. Ancak karşı tarafın çok size olumlu cevap veremeyeceği çıkmış. Yani dileklerinizin arasında eğer varsa ki hani ben bu işimi halledebilecek miyim? Açıkçası karşılık alamıyorsunuz. En azından şu an için öyle diyebiliyorum. Şimdi alt taraf aile kısmı tamamen şeyle alakalı, dedikodu, nazar, böyle konuşmalarla alakalı çıkmış. Çok güzel bir haberiniz gelmiş hiç olur olmadan. Hiç beklemediğiniz bir anda bir olur geldiğini görüyorum. Bu da büyük bir tıkandım eyvah dediğiniz noktada sonuçları aldığınız anlamına gelir. 1, 2, 3 kişi, 3 tane yerden resmen 3 alandan konuşulan bir konu. 3 kişi olarak çıkmışsınız. Sanki böyle yakınlarınız da bu işin içinde diyebilir. Ama çok temiz bir kere buradan aldığınız sonuçlar sizin birçok noktada rahatlamanızı sağlamış aslında. Hani şey olur ya, düğünün yaptığın zaman hiç beklemediğin kişiler gelir, çok beklediğin kişiler de gelmez. Yani aslında beklenmeyen olur orada. Şimdi burada da bu hesap. Sen birisinden medet ummuşsun. O insan sana bunun cevabını verememiş. Ama gel gör ki hiç beklemediğin bir yerden gelen haberin seni çok ciddi anlamda rahatlatmış. Şimdi karşılıklı biriyle konuştuğunuzu görüyorum. Bu birisi sizin hayatınızda tabii ki de hayat partneriniz, iş partneriniz gibi duruyor. Zaten de ona bir halat atmışsınız. Yani aslında görünmez bir iple birbirinize bağlısınız gibi çıkmış arkadaşlar. Şimdi bir çapa var. Bayağı siz hem o insana yardım edeceksiniz, hem de bu çapa aranızda aslında inatla bağ olduğu anlamına gelir. Yani belki de birbirinizi kırıyorsunuzdur. O da sizi kırmıştır. Ama aranızda bağ baki. Gündemin hani şimdi herkes kanki manki diyor ya. İşte artık sizinkisi de baki bir dostluk aslında. Kankiliğin ötesinde. Şimdi iki kişi kafa kafaya verip ev içerisinde konuşuyorsunuz ve bir konudan dolayı çak yapacaksınız. Aslında beklediğinizden çok daha güzel gelişmeler almaya başlamışsınız. Parçalanmış o bilinmezlikler. Burada birisiyle konuşuyorsunuz. Şurada tek başınıza kalıp şuradaki insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz. İki bütünsünüz burada. Yani iki kişi birbirinize bağlısınız demek. Yani aslında zorlukları günün sonunda iki kişinin aştığını görüyorum. Bu iki kişi de arkadaşlar kesinlikle şeyle alakalı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerek buna ortaklık deyin, gerekse artık işte partner eş diyebilirsiniz burada. Partnerinizle aşmış olduğunuzu göstermiş. Ve de yine bakın bunca olaylar olmuş ama günün sonunda işe imzayı dökeceksiniz ya da zaten beklediğiniz son atılacak imza ile beraber netleşmesi. Bu da şu demek. Sizin hayatınızda gerçekten
Bunca zamandır belki de sadece beklediğiniz şey imzadır. Aslında atacağınız şey şeyin, mahkemenin bir resmiyetin imzasıdır. Onu söyleyebilirim. Ama bu imza sizin için pürüpak. Yani dileğim zaten bu haftayla ilgili Buket Hanım nedir deseniz bana, şimdi güzelce bir hafta sonunuzu geçirin derim. Gerçekten yüzük kuyruğuna geldiğiniz bir döngüdesiniz. Evet, aile içerisinde de bazı işte birbirinize danıştığınız zamanlarınız var. Ama her neyi aslında niyetlendiyseniz, her neyin yani belki de bugünkü niyetlendiğiniz konu neyse tam olarak bununla alakalı sonuçlarınızın çok net bir şekilde temiz olacağının müjdesini veriyor burası ve şey yapmışsınız çak. Karşınızdaki bir insan var. Sanki böyle şey gibi gösteriyorsunuz. Bak bu benim belgem. Bak gördün mü imzam falan gibi gösteriyorsunuz arkadaşlar. Elinizi açmışsınız böyle havaya doğru. Karşınızda artık hiç kimse sizin önünüzde duramayacakmış gibi kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Bakın bu haftanız güzel müjdeler ve Eylül-Ekim ayı ise pürü pak diyebileceğim bir rahatlama. Ata binmişsiniz, şahlanıyor atınız ve gittiğiniz yerde bir insanın ay çok güzel burnu sivri, çenesi sivri, çok naif bir kadın yüzü görüyorum. Şimdi ata binmişsiniz, birisini oradan alıp bir şey çekeceksiniz böyle sanki şey gibi diyebiliriz oraya. Hani böyle ortağınızı yanınıza almak gibi ya da böyle bir kısmeti ona götürmek gibi. Bak görüyor musun anne, ben diplomamı aldım diyen bir çocuğun gururuymuşçasına siz kendi akademik başarımıdır. İmzadan sebep aldığınız haktan dolayı evinizin tapusu mudur? Arabanızın işte nesidir artık, anlatabildim mi? Burada ve de bir kadın öyle güzel gülüyor ki Ekim sonu olarak göstermiş mesela. Siz Ekim sonuna kadarki süreçte çok rahatladınız, üstünden büyük bir yük geçti, yük kalktı dediğiniz bir durum var. Ay kusura bakmayın arkadaşlar, sesim kısık, biraz böyle bir hastalığa gidiyor gibiyim. Umarım gün içerisinde toparlayacağım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu gülen kadın yüzü sizi rahatlatacak bir kadın yüzü. Yani dualarınızı eden bir insan. Anneniz, teyzeniz, ablanız, bir kadın olduğundan eminim sadece. Eşiniz belki. Şimdi hatta eşiniz sanki ve üstünde sanki böyle çocuklarınız var. Onların rızkını düşünmüş gibi. Hemen üstünde birilerine düşündüğünü görüyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu söylemek isterim. Kasım ayı içerisinde büyük ihtimalle mal edinmiş olacaksınız. Dolayısıyla insanlar sizi biraz daha konuşur, düşünür olacak. Yani o sebepten dolayı aile içerisinde de bazı konuşmaların arttığını görüyorum. Ama bu konuşmaların şöyle olduğunu düşünün. Malınızın olduğunu bilen, paranızın arttığını bilen, işte hedefinize ulaştığınızı duyan, hani böyle biraz nasıl söyleyebilirim bunu? Ya aslında çok düşmanınız da diyemiyorum. Ama yakın insanlarınız, yani evinize giren a perde yenilemiş, a halısını yenilemiş, görüyor musun işte mobilya almış gibi böyle edindiklerinize gözü kalan insanların sadece maşallah demeden bak 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 diyor. Yani bu da Kasım ayında bir mal edindiğiniz için burada çok net bir şekilde insanların konuştuğunu çekememek ile bağlantılı elbette ki bunlar, ama hani çok büyük bir nazarınız var, eyvah kuyunuzu kazıyorlar da diyemeyeceğim. Çok net evinize girip çıkabilen insanlarınızın aldıklarınızla malınızla arkadaşlar siz Kasım ayında bir mal sahibi olursunuz. Bu mal sahibi olmanız da tabii ki de şey sağlıyor, insanların biraz gözünü sağlıyor, yani onu söyleyebilirim açıkçası. Evet, hane içerisinde göz çıktı. Bakar mısınız göz nasıl duruyor zaten. Şimdi önce şunu söylemek isterim. Kariyer hayatınızla alakalı belki bir terfi aldınız, belki zam aldınız, belki işte kalıcı oldunuz bilmiyorum ama stabil bir süreciniz var. Zaten bunu Eylül'e kadar, yani Eylül'ün sonuna kadarki süreçte netleştirmiş olursunuz. Şimdi işle ilgili dilek dileyen arkadaşlarım için şunu söyleyeceğim. Her şeyden önce gerçekten orada Eylül'den sonra kafanıza takabileceğiniz
bir iş kaygınızın kalmadığını söylüyor burası. Elinizde bir asa var, o çubukla. Artık şöyle, hani elinizde bir asa tutuyorsunuz. Yanınızdaki insanlar sadece sizden küçük ve sizi destekleyecek insanlar. Bir kere yönünüz gelecek. Her ne yapıyorsanız aslında yarınınızı düşünerek adım atıyorsunuz. O yüzden de Eylül'e kadar adım atmışsınız zaten. Sonrası daha temizliyor. Şimdi hane içerisinde çok net bir göz görüyorum. Ama yalnız iki tane inatçı keçinin kafasındaki ne size anlattığına siz iknasınız ne de sizin anlattığınıza o ikna. Ve bu sizin aile halkınızdan, dayı amca gibi, yani birinci dereceden yakın akrabanız gibi, kan bağınız var gibi. Şimdi burada amcanızla babanız tartışıyor mesela. Çocuklar savruluyor gibi. Siz bir yandan savruluyorsunuz, kuzenler bir yandan savruluyor. Ya diyorsunuz, kocaman adamlarsınız siz, bir barışın yahu dercesine çıkmışsınız. Sonrasında zaten eninde sonunda bu insanları konuşturursunuz. Yılların küskünlüğü ve dargınlığı bitebilir. Çok net bir şekilde sizin de desteklediğiniz kalabalık iki grubun bir arada gelecek oluşu ve burada savrulan insanların yeter ama be çocuk musunuz siz dercesine bir hareketle barıştıracak. Ne zaman olur? Aralık. Yani Kasım Aralık'ta gündeminiz bu olabilir. Şimdi evlilikle ilgili baktığım zaman da 9 rakamını görüyorum. Eylül ayında siz bir hendekten atlayacaksınız. Zaten sonrasında gelen insanlar kalabalığınızda tam da vay vay vay, araba almış, tül almış, işte koltuk almış diyeceklermiş gibi. Yani aslında 9 rakamından sonraki kalabalığınızın hanenizi konuşması, ama ikili ilişki olarak bakarsam sizin hayatınızda biri olur. Bir kalabalık da sizin ilişkinize özenir. Yani bu kalabalıkta mı artık yakıştırılırsınız? Şimdi Ekim ayında kimin düğünü vardır bilmiyorum. Bir cemiyet olabilir. O cemiyet sizin konuşmanızı, bir arada olmanızı vesile sağlayabilir. Ama neticede evli olan çiftlerimize de, hayatında biri olan çiftler ise geride bırakacaksınız. 9. ay sizin ilişkiniz adına da bir hendekten atlamak olacakmış gibi söyleyebilirim açıkçası. Zaten sonrasında da ikili olarak yolunuza devam ettiğinizi gösteriyor. Yani sizin ilişkiniz devam eder. Konuşan konuştuğuyla geri kalır. Siz birlikte olduktan sonra yuvanızda her şekilde huzuru sağlarsınız diye biliyorum. İş yerindeki oltayı tutup da asanızı salladığınız, bakın değnek asası var. Yani sizin ilahi bir başlangıcınız var. Bunu unutmayın. İlahi bir yardımla hak ediş bu aslında. Verdiğin emeklilerin karşılığı aslında bu senin için. Şimdi bak, ailede de diyor ki onlar kavga ede dursun, sen dinlen. Çok takılıyorsun kafana. Onlar eninde sonunda konuşacak ve görüşecekler. O yüzden diyebilirim ki size şu an çok yıpratmayın kendinizi. Kuzenlerinize de bunu söyleyin. Yani aslında iki tarafta birbirine boş boşuna yıpratmasın. Günün sonunda bu barış sağlanılır. Aslında bu. Son olarak da maddi yardımdaki yükselişiniz milletin gözünde kalacak arkadaşlar. Yani maddi anlamdaki sizin yükselişiniz tam olarak az önce bahsettiğim gibi burada ciddi anlamda bir yükselişiniz olacak. Çünkü ticari anlamda da gelecek bir yükselişiniz insanların konuşması şeklinde görünüyordu. Bu da bol tüccar birinden gelecek yardım, belki de birine edeceğiniz yardım, belki de bilmiyorum. Ama netice itibariyle çok net bir şekilde bunun sonu, bu konuşmalar artık biter. Siz de önünüze bakarsınız diyebiliyorum. Görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Hapşuratık, sıra kısık bir sesle affınıza sığınıyorum. Nice günler geçirdik. Aslında biz hastalıkta, sağlıkta gibi oldum. Çok teşekkür ediyorum tüm yorumlarınız için. Arkadaşlar, sabah akşam bakımlarıma sayenizde devam edebiliyorum. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkürün en büyüğü sizlere. Ben sizlerden aldığım destekle devam edebiliyorum çünkü. O yüzden sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi dostane tavsiyelerim var. Fal bitti ne diyor bu kadın diye aramıza yeni katılacak arkadaşlarım varsa, yeni katılmış. Şimdi falan bittikten sonra ben şunu söylüyorum.
Derdinize derman olmayı çok isterim. Hani az önce bahsettik ya, şurada bir asası var. İş yerinde asanız var. Hani böyle insanın hayatında bir asa olsa da, herkes birbirine çok çabucak yardım edebilse. Ama işte hayat öyle olmuyor. Sınanıyorsun. Sınana, sınana büyüyorsun, olgunlaşıyorsun. Ömür de böyle geçiyor. Derdini bilemem, kalıcı olmasın yeter ki. Rabbim sağlıkla sınamasın arkadaşlar. Yani düşürdüğü zaman anlıyoruz. Başımızdan eksik etmesin ama Allah da oraya düşürmesin. Yani sağlığınız bugün çok şükür yerindeyse, derdiniz neyse onu aşacaksınız. Çünkü dünkü sıkıntılarını da aşan bizzat sendin. Sen de bu aşacak güç sahipsin, sen bu sende var. Belki yorgunsun, evet çok haklısın yorulmakta, ama hayat sınavlarla gelip geçiyor. Bugünkü sınavınızda geçecek olduğunuzu bilin. Hele birisi bir şey yaptıysa da beddua ederek kendiniz negatif geçirmeyin bugünlerinizi isterim. Çünkü arkadaşlar yarına kalabilir ama kimsenin yanına falan kalmıyor. Siz gönlünüzü ferah tutun, umudunuzu yitirmeyin. Umutsuzlukla depresyon sebebi bir yerde. Bir de beddua ediyorsun, tamamen negatiflik. O yüzden diyorum ki size, ilahi adaleti teslim edin arkadaşlar. Er geç tecelli edecek, ilahi adalet sistem işliyor, merak etmeyin. Kimsenin yanına kalmayacak. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.